Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün benim 156'nın frenleri tutmuyor. Frenlerinde bir sıkıntı, sorun var. Tam olarak sebebini de bilmiyorum. O yüzden şimdi, bugün günlerden cumartesi. Bugün ona bir baktıracağım bakalım. Öyle, açılışı burada yapayım dedim. Şimdi arabanın olduğu yere doğru gidiyorum. Arabada görüşürüz. Evet, şimdi makinenin yanına geldim. Baktım, fren hidrolik haznesi boş. Ben de gittim benim diğer makineyle. Şimdi dot dot fren yağı aldım. Bu arada 500 gramı 100 TL. Fiyatı da gayet uygun. Sanayiden aldım. Fakat bu arabanın daha önceden de fren hidroliği boşaldı diye. Gerçi o zaman fren hortumu patlamıştı. Fakat yine benzer bir olayda frenlerinde sıkıntı vardı. Fren hidroliği komple boşalmış. Hiç kalmamış. Yani fren hidroliği niye komple boşalır? Ondan da hiçbir fikrim yok. Şimdi bir fren hidroliğini koyacağım. Ondan sonra da bir Alfa Tekne'ye falan mı gideceğim artık, nereye gideceğim bilmiyorum. Bu frenlerin A'dan Z'ye kadar bir baktıracağım, bakmak lazım. Çünkü bu arabanın frenlerinde bir sıkıntı, bir sorun var. Neyse bir koyayım bunu, ondan sonra yine devam ederiz. Şimdi fren hidroliğini koydum. Şöyle göstereyim, fullledim. Bakalım şimdi bir bakacağım. Bir yerden kaçak var mı yok mu? Gerçi kaçak olsa arabanın altından falan fark ederdim ama bir arabaya çalışacağım, bir freni falan pompalayacağım. Bir bakacağım bakalım. Millet, sorunu buldum. Sorun kesinlikle fren hidroliği kaçırıyor. Bakın fullemiştim. Neredeyse hiç fren hidroliği kalmamış. Hatta sanırım arabanın altından bir yerinden akıtıyor. Bakın şöyle şurasından falan akıtıyor sanırım. Arka fren hortumunun olduğu yerden mi akıtıyor? Nereden akıtıyor bilmiyorum ama muhtemelen... Aa bakın arka yerden akıtıyor. Arka jantın olduğu yerden akıtıyor. Evet şu anda da gözüküyor. Fakat bunlar yakın zamanda değişti arka fren balatasıyla birlikte. Ne böyle olur bilmiyorum. Hem de Alfa Teknik'te değişti. Arka taraftan akıtıyor. Evet. Neyse bir Alfa Tekniği arayayım bakayım. Bakalım ne diyecekler. Çünkü bunlar daha bir ay olmadı. Orada değişti ve yapıldı fakat oradan şu anda akıtıyor. Şöyle göstereyim. Evet. Sorun tahminimce ya arka fren hortumu ya da arka fren merkezi. Fren merkezi 700-800 TL arasındaymış. Fren hortumu da 100-150 TL. Fakat Manisa'da tabi bunu hallettirebilir miyim bilmiyorum. Şu anda bir Manisa'da birkaç yere gideceğim. Bir baksınlar bakalım. Fren hortumuysa falan değiştireceğim. Dörtlüleri de açayım. Bu arada aracın frenleri neredeyse hiç tutmuyor. Hatta az önce bir tane 156'ya çarpıyordum. Tesadüfen Manisa'da da tutmuyor ya. Kırmızı bir tane 156 MK2 gördüm. 45 plak. Ona da buradan selamlar eğer izliyorsa. Az kalsın ona çarpacaktım. Abu. Frenini de tutmuyor. Ben şimdi gideceğim oraya ama hadi bakalım. Mümkün olunca böyle yavaş yavaş geleyim de. Şimdiden frenlemeye başlayayım. Abo. Anam fren tutmuyor. Sona kadar basıyorum. Aa duracak. Umarım durur. Hani şurada. Aa tamam. Ben fren hidroliğini aldım. 100 TL boşuna para verdim. Bütün fren hidroliği yaktı. Manisa'da bakalım sorunu halledebilecek miyim? Kafamda deli sorular. Bugün de cumartesi. Yeşil yandı. Neyse ki ben yoldayken falan olmadı. Çünkü dün falan 350 km yol yaptım bir günde. Ve bayağı da arabayı 180-190-200 kullandım. İyi Allah'tan o zaman olmamış.
yüzden sağ yapacağım. O yüzden vites 2'ye taktım. Evet, Allah geçtim ya. Tamam, neyse ben bir sol yapayım. Bakayım, yine devam edelim. Ah, tabii ki de Manisa'da öğleden sonra bu saatte iş yaptırabilir miyim? Yaptıramam. Herkes bir yerlere gidecek. Benim tanıdığım şimdi burada başka tamirci de yok. Götürebileceğim. Güvenerek. Random bir yer bulacağım ama. Şimdi bir arkadaş tavsiyesi üzerine buraya geldim. Burada bir lifte bir bakacağız bakalım, fren borusundan mıdır değil midir. Ona göre devam edeceğiz. Şimdi aracı lifte aldık. Bakacağız bakalım. Umarım basit bir şeydir ki hallederiz. Dükkan da böyle bir yer. Kenan Evren'de böyle bir yer işte. Bakalım. Evet, şimdi arabayı lifte aldık. Aracı lifte aldık. Şu boru çatladığından dolayı abi. Evet. Şekil göstereyim. Çatladığından dolayı buradan abi hidroliği sızdırmış. Evet. Şimdi bunun tamiri mamiri olmuyor. Bunu sökeceğiz abi güzelcene. Tamamdır. Yeni bir tane hortum takacağız. Arka tarafı güzelcene temizleyeceğiz. Frenlerini koyacağız. Havasını alacağız. Bakacağız abi. Tamamdır. O şekil başlayalım. Hemen oradan abi şunu getir bakayım. 17 nokta tabanca. Şimdi işlemler devam ediyor. Tedarik ettik. Orijinal kendi hortumu. Tamam. Hortumu takıyoruz. Evet. Bir fren havalarını alacağız abi. Ondan sonra işlemlerimiz tamam. Garanti olsun diye diğer fren hortumunu da değiştireceğiz. Tabii, sağlam değiştiririz. Ama. Olur değiştiririz abi, sorun yok. Tamamdır. Ver oradan abicim 10-11 rekor anahtarını. Aracımız Afro 156'dır. Bize gelen şikayet fren tutmaması, başka bir yerlere gitmişler, arızayı çözememişler. Biz baktık fren hortumları ufaktan bir çatlama yapmış burasından. Buradan yavaş yavaş yağları akıtıyor ve frenin boşalmasına sebep oluyor. Hemen iki tane bulduk. Normalde diyorlar bu arabanın parçası bulunmuyor ama biz buluyoruz. Alfa Romeo'nun bugün inşallah birazdan çıkartacağız. Frenlerin havasını falan alacağız. Frenleri kontrol yapıp çıkartacağız arabayı. Aracımız da düzgün, temiz. Öyle bir kusuru yok. Aracın maşallahı var. Az kaldı bir işimiz. İşlemleri hallettikten sonra tamamdır. Teşekkür ederim Furkan Usta. Sağ olsun, ilgileniyor. Ellerine sağlık. Abicim çay ver bize. Evet. Abi fren hortumlarını değiştirdik. Sağ olsun. Güzel.
Fren altındaki değiştirdik, havasını aldık. Güzel, jene frenleri çok güzel. Antifrizini de değiştirdik. Soğutma sistemi temizledik. Tabii yağlarını kontrol ettik, yağları tamamdır. Bir de motoru da güzel yani, kötü bir araç değil, güzel bir araç. Motorda üfleme falan yoktu. Şimdi yerler falan hepsi yeni değişmiş. Kazası belası, güzel bir araç. Teşekkürler, ellerine sağlık. Sağ olasın. Evet, şimdi işlemler tamam. Ben yine de bir kısa bir test. Arkada ne var ya? Arkada bir şey mi var? Bir kısa bir tur atacağım. Sonrasına bakacağız. Aracın frenleri zaten normalde de çok iyiydi. Zınk diye duruyordu da. İşte bu fren hortumu olayı can sıkıyor yani. Tamamdır. O iyi iyi. Furkan ellerine sağlık. Güzel olmuş. Bugün de yine sanayide geçirdik. Takılıyor. Murat'a da buradan selamlar. İyi iyi. Şu an 10 numara olmuş. Bir selam vereyim. Eline sağlık. Evet. Bu videoda böyle olsun. Ya da kapatmayayım videoyu. Zaten yakın bir yere gideceğim. Furkan'a tekrardan teşekkürler. Ellerine sağlık. Güzel oldu. Sağ olsun, yine bugün cumartesi. İlgilendi, uğraştı. Yani bundan önce birkaç yere daha gittim. Bakmadılar bile cumartesi olduğu için. En azından elinden geldiğince uğraştı, yaptı yani. Parçayı aldı. Fren hortumunu aldı. En azından elinden geleni yaptı, sağ olsun. Sanayi böyle. Cumartesi, pazar. İş.
nedense buradan gitmek daha kolay. Öndeki araba da sanırım öyle yapacak.
Evet. Bu videoda böyleydi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın ki daha fazla bu içeriklerle karşınızda olayım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.